Şimdi merhaba. Şimdi merhaba. Bu videomuzda mutfak tezgahının hemen ocağın arka tarafını fayans döşemeye karar vermiştik biz projenin ilk başında. Onu bir türlü yapamamıştık. Hep aksilikler oldu, o oldu, bu oldu. Biz geziye çıktık vesaire. Çok da uzatmayayım. Hatta oraları keselim. Kes. Hadi. Mutfak tezgahının arkasına fayans işlemi yapıyoruz. İşlemde her zamanki gibi öncelikle Dyson'la yapıştıracağız duvara. Sonra aralarını ders kaplayacağız. Bu arada banyonun fayanslarını da göstereyim şöyle çaktırmadan. Evet, burada kullandığımız fayansların aynısından buraya da uygulayacağız. Bu kısma da uygulayacak. Hiç güzel olmadı, kapat. Patladı çünkü sapsarı. O zaman bize kolay gelsin. Koymak için içlerinden birer tane birer tane kesip çıkartıyoruz. Burada banyodaki gibi değil, biraz farklı bir desen yapacağız. Çok karmaşık gözükmesin. Zaten mutfağımızda beyaz, gri ve siyah birçok renk var. O yüzden buna böyle ufak ufak renk atacağız sadece beyaz sayması içine. Yani öyle düşünüyoruz. Meşteri alırken Tolga bana çok gülmüştü, ne yapacaksın meşterle, ne işin var acaba diye. Ama varmış gerçekten. O kadar çok işimize yaradık fayans işinde. Balçatanın bıçağı biraz kalın geliyor. Böyle ufak bir şey kullanırsanız eğer çok mantıklı işini nasıl çıkartmak. Evet, sıra şöyle. Şimdi sırayı kontrol edelim hemen. Şöyle nasiye olacak alt tekrar. Sonra açık griler burada, koyu griler burada. Sonra şöyle, şöyle ve şöyle koyu gri olacak. Yani siyahlara denk gelecek şekilde de açık gri olacak. Şöyle. Koyu griyin sırası. Yani güzel olacak gibi geliyor. Minik minik aradaki renkleri temizleyip şimdi de yerleşecek yerlerine göre hazırlıyoruz. Şöyle göstereyim. Bunu çok güzel kopuyor. Ama çok güzel kesilmiyor. Köşeden mi? Sağ bırakalım. Tamam. Köşeden yapıştır. Bence o taraftan yapalım. Şöyle tersten. Kenarlarını kesmiyoruz. Kesmeyelim. Bir de az az sık. Çok az. Süper.
Çok güzel oluyor. İlk parçayı yapıştırdık. Ha. Ara boşluklarına da renk yapacağız. Aa süper. Vallahi süper. Ölçek gidiyor, bir ölçek sertleştirir. Şimdi ne yapacağız? Fayansların etrafına yapacağımız çıtalarda kullanacağız. Onlar da gri olacak inşallah. Ahşabın cinsini bilmiyoruz ama bazı ahşaplarda sarı oluyor. Soba dolabında kullandığımız ahşapta mesela bunu silmemiz gerekirken silmemiştik gri kalması için. Önce normal yöntemle deneyeceğiz. Eğer çok sarı olursa, yani tezgahlar arasında çok fark olursa, o zaman silmeden yapmayı deneyeceğim. Daha. Herhalde yani gri yapacağız yani. Daha yeterli. Çok ufak bir yer yapacağım için çok fazla kullanmıyorum. Kapan. Arkadaşlar. Biraz kurulması gerekecek çünkü o yüzden erkenden yapalım. Masa? Güzel. Ama tabi silinmemiş hali bu. Ama sil. Oluyor. Ama tezgahın rengi de koyuydu. Muhtemelen ondan da kaynaklanıyor birazcık. Bence güzel. Bak şöyle kalıyor. Güzel, güzel ayak. Güzel mi? Güzel, güzel. Bence güzel gayet iyi. Merhaba canım. Merhaba canım. Ne zaman kolay yapılan bir şey alsak kolay yapamıyoruz onunla biz, değil mi? Evet. Var bir yerde bir yanlışlık ama. Tatlım kolay gelsin. Teşekkürler. Şu anda yaptığımız yanlışı arkadaşlarla paylaşmak ister misin? Hayır. Yani yanlış yapmadık. Şimdi şöyle, şu arkadaşlar derz uygulamasını yaptık. Daha önce yaptığımız silikonlu derzden değil bu. Evet, hazır derz. Bu hazır karışım derz. Böyle sıkıyorsun pişt pişt.
Ama çok verimli bir uygulama olmadığı için sonra elle yaptık biz bunu. Tabii. Ucundaki sünger işe yaramadığı için. Ondan sonra bıraktık, birazcık kurusun dedik. Çok hızlı kurudu. Ama o esnada çok, da, çok hızlı kuruyormuş. O esnada da bizi sosyal medyadan takip eden ve tanışmak isteyen bir arkadaşımız geldi. Onda çok güzel bir karavanı var. 4x4. Ruhumuz onda kaldı. Kurusun diye onu bıraktık. Sonra sohbete daldık. Sohbet etmeye bir başladık. Tabii sohbet çok keyifli olunca bütün bunları unuttuk. Evet. Bunları unutunca bunlar artık taşa dönmüşler. Şimdi ıslak benzi silip çıkartmamız lazım normalde. Şu çıkmış hali. Normalde bunlar beyaz yani. Ondan sonra çıkmıyor. Şimdi siliyoruz çıkmıyor. Evet, şimdi kazımaya başlayacağım ben şimdi. Şu arkadaşla. Sizi şöyle yerleştireyim. Biraz. Allah'tan parlak müzeyli şeyler de içindim ya. Evet, mat. Tabii müzeyiniz parlaksa geçmiş olsun. Cam mozaik olduğu için şeyde, fayanslarda falan o evet. Kaplamalı porselenlerde onu alıyor işte ihtimalle. Tabii bu, buradan ne çıkartıyoruz? Fayans... Tehlikeli mozaik almışız. Fayanslarımızı yaptıktan sonra, derz olduğumuzu yaptıktan sonra yarım saat içerisinde nemli bir bezle fazlalıkları alın. Evet, iyice kurumasına fırsat vermemek lazımmış. Evet. Almazsanız böyle uğraşırsınız. Ters taraf yaptım. Fark etmez, üste gelecek. Aynı açıyı orayı da keseceksin. Orası keseceğin taraf. Kendimiz yaptık diye söylemiyorum ama. Çok güzel oldu be. Çok güzel oldu. Evet. Mutfağımızın çerçevesi de hazır. Son yutuşlar. Evet, taşırdı arkadaşlar, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ders olduğunu bitti. Yalnız bir tane daha alalım. Şu köşe kaldı sadece. Orayı da kapatalım. Daha hoş gözükecek orası. Tamam. Şurası. Evet. Bir tek orası boş kaldı şu anda. Şu bölgeyi de kapattık mı? Gayet çok güzel olacak. Çok güzel görünüyor. Uzaktan. Uzaktan onlar benim gördüğüm gibi görmüyor muhtemelen. Ben çok güzel görüyorum. Burayı görmeyin, orası temizlenecek. Orasını hallediyorum hemen şimdi. Evet. Fake. Mutfak ışığımız da çok güzel oldu yalnız. Aa bebeğim, kendine ne yaptın? Ya. Gitti Polar. Gitti Bursa Endromont'u. Kendimi silikon yaptım. Al şu taze. Nasıl gider? Ya, bu dolarıma falan hep bulaştı.
Dur bir dakika. Eyvah. Ne olacak? Eyvah. Çıkmıyor da bir de bu kör olur sıcalar. Sevgili Bursa Enduro. Bana yeni polar gönderin. Bir adet small beden gri polar elinizde varsa. Yalnız hayrına. Ücrete mukabil değil lütfen. Yoksa göndermenize gerek yok. Biz kendimiz alırız yani. Daha önce ikişer tane parayı bastırıp almıştığımız var. Evet. Zenginken. Çalışırken alıyorduk böyle çifter çifter de artık işsiz olduğumuz için. Evet. Böyle artık şey. Evet. Buna da silikonlar geri bırakmasın diye yer meyilli olduğu için onları stoper olarak koyduk. Evet, bak bir o köşeye de kalsaymış şahane olacaktı. Tamamlanmış evet. Olacaktı. Şu anda tek şey eksik gibi gözüken yer orası. Evet. Ve evet. Şunun çerçevesini düşünmüştüm ya sadece. Hiç bunlar gelmemişti aklıma. Şurası güzel oldu uzatma. Evet evet hem arkadaki. Ama şurasını da yaptık mı bence çok daha güzel olacak. Olacak. Çok güzel oldu mutfağımız. O zaman yeni bir yapım aşamasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.